Evet arkadaşlar merhaba. Ara Yener'e 6. sınıf 3'ü bir yerde matematik keyifli kitabı sayfa 221 tümler açıyla devam ediyorum. Konumu büyüttüm. İki açıyı kırmızı kolları boyunca birleştirdiğimiz zaman iki açının ölçüleri toplamı 90 derece olur. Bakın arkadaşlar burası 60 derece, burası 30 derece. 60 artı 30'dan burası 90 derece yani dik olmuş oldum. Sayfamı temizledim, diğer yere geçtim. Ölçüleri toplamı 90 derece olan iki açıya tümler açı denir. Yani bakalım ABC açısıyla ABC burası 60 derece. MLK açısı yani MLK bakın burası 30 derece. Toplamı 90 derece olduğundan ABC ile MLK tümler açılardır diyebiliyorum. Sayfamı temizledim, geçiş yaptım. Ölçüsü 60 derece olan açının tümleyeninin ölçüsü 30 derecedir. Aynı şekilde tam tersi ölçüsü 30 derece olan açının tümleyeninin ölçüsü 60 derecedir diyebilirim. ABC ile CBD eşittir 90 derece olduğu için B köşesi B ve C BC ortak olduğu için bakın burası ortak olduğu için ABC ile CBD hem komşu açılar hem de tümler açılardır. Hem komşu açı hem de tümler olan açılara komşu tümler açılar denirmiş. Bunu da gördük. Uygulamalarıma geçiş yapıyorum. Aşağıda verilen açı çiftlerinden tümler açılar olanları tik ile belirleyiniz. Arkadaşlar tümler olabilmesi için 90'a tamamlaması lazım. Yani toplamlarının 90 derece olması lazım. 30 artı 60 90 derece olduğu için bunlar tümler açıdır. 80 artı 10 90 derece olduğu için bunlar da tümler açıdır. 86 ile 4 toplamı 90. Dolayısıyla bunları da tümler diyebilirim. 62 ile 38'i topladığım zaman arkadaşlar toplamımı ben 100 bulurum. 90 bulamam. Dolayısıyla bu tümler açı değildir. 55 ile 35'i topladığım zaman 90 dereceyi verir. Yani tümleri verir. 75 ile 15'i topladığım zaman arkadaşlar bunların birbirlerinin tümler açısı olduğunu görüyorum. 41 ile 59'u topladığım zaman ise arkadaşlar cevabımın 100 olduğunu buluyorum. Dolayısıyla 90 olmadığı için tümler açı diyemiyorum. 45 ile 45'i topladığım zaman arkadaşlar tümler açı yani 90'a tamamlıyorlar bunlar birbirlerini. 51 ile 39'un toplamı 90. 20 ile 60'ın toplamı 80. Dolayısıyla tümler değil. 80 ile 100'ün toplamı tümler değil arkadaşlar. Çünkü 180 yapıyor. 89 ile 1'in toplamı ise 90 olduğu için bunlar tümler açı olmuş oluyor. Sayfamı temizledim. İkinci uygulamama geçiş yaptım. Aşağıda ölçüleri verilen açıların tümleyen açıların ölçülerini örnekteki gibi bulalım. Örneğimiz neymiş? 48 dereceymiş. Ne yapmışız? 90'dan 48'i çıkarıp tümler açısını 42 derece olarak bulmuşum. Geliyorum 90 dereceden 74 dereceyi çıkararak B şıkkımın tümler açısını 16 derece buluyorum. C şıkkıma geldim. 90 dereceden 63 dereceyi çıkararak arkadaşlar tümler açımı 27 derece olarak bulmuş oldum. C şıkkıma 26 dereceye geldim. 90'dan 26'yı çıkardım ve tümler açımı 90'a tamamlayan açımı 64 derece olarak buldum. 54'e geldim. 90'dan 54'ü çıkardım arkadaşlar. Ve buradan cevabımı 36 derece olarak yani tümler açımı 36 derece olarak buluyorum. 41'e geldim. 90'dan 41'i çıkarıyorum. Ve cevabımı 49 derece olarak buluyorum. Tümler açım 49 dereceymiş. F şıkkıma geldim. 17 derece, 90 dereceden 17 dereceyi çıkarıyorum ve cevabımı 73 derece. Tümler açım 90'a tamamlayan açımı 73 derece olarak buldum. Sayfamı temizledim. Üçüncü soruma geçiş yapıyorum. Bir açının ölçüsü tümlerinin ölçüsünün 5 katıdır. Buna göre bu açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar açımın ölçüsü tümlerimin ölçüsünün 5 katıymış. Benim burada açım 5x olsun. Burada açım 5x olsun ve tümler açımda 5 ol, tümler açımda arkadaşlar x olsun ve baktığım zaman açım tümler açımın 5 katı oluyor. Yani ben buraya açı diyorum. Buraya tümler açı diyorum. Gördüğümüz gibi aralısında 5 kat var. Ve bunların toplamının arkadaşlar 5x artı 5, 5x artı x'in yani 6x'in 90 derece olduğunu biliyorum. Çünkü tümler olması için birbirlerini 90'a tamamlaması lazım. Buraya 90 derece diyorum. Buradan arkadaşlar x 15 derece geliyor. Peki bu açımın ölçüsü kaç derecedir? Açım kaçtı? 5x'ti. 15 çarpı 5'ten açım buradan bana 75 derece gelmiş oldu. Sayfamı temizledim. Sorularıma geçiş yaptım.
30 derecenin tümleyeni 60 derecedir. Bakıyorum arkadaşlar, birbirlerini 90'a tamamladığı için birinci öncülüm doğru oldu. 48 derecenin tümleyeni 132 derecedir demiş. Hayır arkadaşlar, yanlış. 48 derecenin tümleyeni 42 derece olacaktır. Dolayısıyla ikinci şıkkım yanlış oldu. Üçüncüsünde 73 derecenin tümleyeni 27 derecedir demiş. Hayır yanlış. 17 derece olması lazım. Bu da yanlış oldu. 22 derecenin tümleyeninin 58 derece olduğunu söylemiş ama 58 değil 68 derece olması gerekiyordu. Dolayısıyla yalnız 1, B şıkkım doğru olmuş oldum. İşaretledim. Temizleyip ikinci soruma geçiş yapıyorum. Yukarıda noktalı kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi komşu tümler açılardır? Yani arkadaşlar, hem bir köşeleri ortak olacak hem de birbirlerini 90'a tamamlıyor olacak. AFE'ye bakıyorum. AFE burası. BFC'ye bakıyorum. BFC burası. Arkadaşlar, bunlar bir kere birbirlerini 90'a tamamlamaz. Ondan önce de bunlar komşu açı değildir. Dolayısıyla A şıkkım elendi. EFC'ye bakıyorum. EFC'ye bakın, burası arkadaşlar. Şurası. DFC'ye bakıyorum. DFC burası. Arkadaşlar, bunlar birbirlerini 90'a tamamlamaz. Dolayısıyla bunlara da tümler açı diyemem. AFD'ye bakıyorum, şurayı temizleyip. AFD neresi? AFD burası. Zaten arkadaşlar, bunun kendisi 90 derece. Dolayısıyla herhangi bunun 90'a tamamlayan derece 0 derece olur. DFB'nin de 0 derece olmadığına göre C şıkkımda yanlış oldum. Son şıkkıma, D şıkkıma geldim. BFC demiş. Bakalım. BFC neresi? BFC burası arkadaşlar. CFD ile hem komşudur hem de birbirlerini 90'a tamamlıyordur demiş. Doğru demiş. Bakın arkadaşlar, buradaki FC ışınından dolayı bunlar komşu oluyor ve birbirlerini 90'a tamamladıkları için komşu tümler açı olmuş oldu bu iki açı. D şıkkım işaretledim. Sayfamı temizledim. Son soruma geçiş yapıyorum. Tümler iki açıdan birinin ölçüsü, diğerinin ölçüsünün iki katından 9 fazladır. Buna göre büyük açının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşlar, ben ilk önce küçük olanı yazıyorum. Buraya küçük olanım A derece olsun. Büyük olanım kaç, ne kadar olsun? Büyük. 2 katından 9 fazladır. Yani 2A artı 9 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, bunların toplamı, yani A artı 2A artı 9 90 dereceyi vermiş olacak. Toplam işlemimi yapıyorum. 3A artı 9 90 derece. 9'u karşıya atıyorum arkadaşlar. 3A bana buradan 81 derece gelmiş oluyor. A ise bana buradan arkadaşlar 27 derece gelmiş oluyor. Benden büyük açımın ölçüsünü istiyor. 27 ile arkadaşlar 2'yi çarpıyorum şuradan. 27 çarpı 2 54 yapar arkadaşlar. 54 ile de 9'u topladığım zaman cevabımı 63 derece olarak buluyorum. Yani büyük açımın ölçüsü 63 derece oldu. Sayfamı temizleyip diğer sayfama geçiyorum. Bütünler açıya geldim. Bütünler açıda arkadaşlar, tümler açı nasıl 90'a tamamlıyorsa bütünler açı da 180'e tamamlıyor. İki açıyı kırmızı kolları boyunca birleştirdiğimiz zaman iki açının ölçüleri toplamı 180, yani bütünler olur. Bakalım örnekte bize nasıl vermiş. Burası 120 derece, 59 derece. Kırmızı kolları birleştirdim ve bakın 121 artı 59'dan burası 180 derece olduğu, birbirlerini bütünlediler. Sayfamı temizledim. Diğer sayfama geçtim. Ölçüleri toplamı 180 derece olan iki açıyı bütünler açılar denir. ABC ile FDE 180 derecedir. Dolayısıyla ABC ile FDE bütünler açılardır. Tamam, geçelim arkadaşlar. Ölçüsü 121 derece olan açının bütünlüğünün ölçüsü 59 derecedir. Tümleyen de nasıl tam tersi ise bütünleyenler de tam tersi oluyor. Yani ölçüsü 59 derece olan açının bütünlüğünün ölçüsü 121 derece oluyor. ABC ile CBD, bakalım ABC burası 121 derece, CBD burası 59 derece, toplamı 180 olduğundan B köşesi ve BC ortak olduğu için ABC ile CBD hem komşu açılar hem de bütünler açılardır. Dolayısıyla bunlara komşu bütünler açı denir. Az önce işlediğim tümler açıyla aynı arkadaşlar. Tek farkı, tümler açı 90'a, bütünler açı 180'e tamamlıyor. Bunu bilmemiz lazım. Uygulamalarıma geçiş yapıyorum. Aşağıda verilen açı çiftlerinden bütünler açı olanları tik ile belirleyiniz.
Toplamının 180 olması lazım. 80 artı 100'ün 180 olduğu için bunlar bir bütünler açı olur. 80 artı 92 arkadaşlar toplam 180. Dolayısıyla bu da bütünler açı oluyor. 90 artı 90 180 bu da bütünler açı oluyor. 75 ile 105'i topluyorum. 180 bütünler açı oldu. 75 ile 115'i topluyorum. 190 arkadaşlar dolayısıyla bu bütünler açı değildir. 68 ile 112'yi topluyorum. Toplamı 180 bütünler açı. 145 ile 45'i topluyorum arkadaşlar. 190 dolayısıyla bu da bütünler açı değildir. 145 ile 35'i topluyorum. 180 bütünler açı diyebilirim. 111 ile 79'u topluyorum arkadaşlar ve 180 olmadığı için ben bunu bütünler açı diyemiyorum. 125 ile 65'i topluyorum arkadaşlar. Bu da bütünler açı değildir. 180 değil çünkü cevabı. 75 ile 125'i topluyorum arkadaşlar. Cevabım 200 olduğu için bu da bütünler açı olmuyor. Son şıkkımda 144 ile 36'nın toplamı 180 olduğu için cevabım bütünler açı olmuş oluyor. Yani doğru olmuş oluyor. Tikimi attım. Sayfamı temizledim. İkinci soruma geçiş yaptım. Aşağıda ölçüleri verilen açıların bütünleyen açıların ölçülerini örnekteki gibi bulunuz. Ne yapmış arkadaşlar? 60 derece vermiş. 180'den 60'ı çıkararak bütünleyen açısını 120 olarak bulmuş. Yapalım. 180'den 52'yi çıkarıyorum ve bütünler açısını arkadaşlar 128 derece olarak buluyorum. Geldim C şıkkımı 180'den 150'yi çıkardım ve bütünleyen açımı arkadaşlar 30 derece olarak buldum. 180'den 25'i çıkarıyorum ve bütünleyen açımı arkadaşlar 155 derece buldum. 180'den 95'i çıkardım ve bütünleyen açımı 85 derece olarak buldum. F şıkkıma geldim 142. Arkadaşlar 180'den 142'yi çıkardığım zaman cevabımı 38 derece olarak bulmuş oluyorum. Son şıkkımda 46 derece demiş. 180 eksi 46 eşittir. Cevabım 134 derece olmuş oluyor. İkinci uygulamamı yaptım. Sayfamı temizledim. Üçüncü uygulamama geçiş yapıyorum. 23 derecenin tümleyeninin bütünleri olan açısı kaç derecedir? Arkadaşlar tümleyeni kaç, tümleyen kaça tamamlıyordu? 90'a tamamlıyordu. Dolayısıyla 90'dan 23'ü çıkarıyorum. Burası 7 yapar. Burası 8, burası 6. Yani 67'ymiş 23 derecenin tümleyeni. Peki tümleyeni ne? Bütünleri olan açısı kaçtır? Ne yapıyorum yani? 180'den 67 dereceyi çıkarıyorum ve cevabımı 113 derece olarak buluyorum. Yani arkadaşlar 67 derecenin bütünler olan açısı 113 dereceymiş. 113'ü buldum. Sayfamı temizledim. Dördüncü soruma geçiş yaptım. 141 derecenin bütünleyeninin tümleri olan açısı kaç derecedir? İlk önce arkadaşlar bütünleyenini yani 180'in bütünleyen açısını buluyorum. 180'den 141'i çıkarıyorum. Ve ben buradan arkadaşlar cevabımı 39 derece buldum. 39 derece benim bütünleyenimmiş. Bunun tümlerini nasıl bulacağım? 90'dan 39 dereceyi çıkararak arkadaşlar cevabımı 51 derece. Yani 141 derecenin bütünleyeninin 39 derecenin tümleri 51 derece olmuş oldum. Bu dördüncü sorumu da buldum. Sorularıma geçiş yapıyorum. 166 derecenin bütünleyeni üçgen. Üçgenin tümleri kare olduğuna göre kare eksi üçgen farkı kaçtır? Arkadaşlar ilk önce 166'nın bütünleyenini bulalım. Yani 180'den 166'yı çıkaralım. Burası bana kaç gelir arkadaşlar? 14 derece gelir. 14 derecenin tümleri yani 90'dan 14'ü çıkarıyorum. Burayı arkadaşlar 76 derece buluyorum. 76'dan 14'ü çıkararak cevabımı 62 derece olarak buluyorum. Yani arkadaşlar kare eksi üçgenin cevabı 62 dereceymiş. C şıkkımı işaretledim. Sayfamı temizledim. İkinci soruma geçiş yaptım. Bütünler iki açıdan biri diğerinden 40 fazladır. Buna göre küçük açının tümleri kaçtır? Arkadaşlar bütünler kaça tamamlıyordu? 180'e tamamlıyordu. O yüzden ben ilk önce burayı küçük yazıyorum. Sonra buraya büyük açı yazıyorum. Ve küçük açım arkadaşlar A olsun. Büyük açım A artı 40'mış. Bunların toplamı da arkadaşlar 180'miş. Yani A artı 40 eşittir 180 ise
2a artı 40 180 olur. Buradan 40'ı karşıya atarım. 2a arkadaşlar 140 kalır. Bölme işlemlerimi yaptığım zaman a'yı 70 derece olarak bulurum. Ve bana demiş ki küçük açının yani arkadaşlar 70 derecenin tümleri kaçtır? Tümler kaçtı arkadaşlar? 90'a tamamlayan açıydı. 90'dan 70'i çıkardığım zaman 70 derecenin tümlerini 20 derece olarak D şıkkı olarak buluyorum. Sayfamı temizliyorum. Üçüncü soruma geçiş yapıyorum. ABD ile DBC komşu tümler açılardır. LMK ile KMN komşu bütünler açılardır. Buna göre DBC ile LMK'nın toplamı kaç derecedir? Arkadaşlar ABD ile DBC birbirini 90'a tamamlıyor. ABD 23 derece olduğu için 90'dan 23 dereceyi çıkarıyorum. Buradan cevabımı 67 derece olarak buluyorum. Buraya ben 67 derece yazayım dursun. KMN'yi bana 126 derece olarak vermiş. Bütünler açı birbirlerinin 180'e tamamladığı için 180'den 126'yı çıkarıyorum arkadaşlar. Çıkarma işleminin sonucunda burası şurası 4, 7, 54 derece kalır. Yani LMK benim 54 dereceymiş. 54 ile de arkadaşlar 67'yi toplamamı istemiş. Buradan cevabım 121 derece gelir. B şıkkım olur doğru cevabım. Bunu temizliyorum. Son soruma, dördüncü soruma geçiş yapıyorum. Aşağıdakilerden hangisi komşu bütünler açılardır? Arkadaşlar bütünler açı neydi? 180'i tamamlayan açıydı. ABF'ye bakıyorum. ABF ile FBD demiş. Bakın arkadaşlar burasının toplamı 180 olmuyor. Dolayısıyla A şıkkım değil. Bunu eledim. B şıkkına geldim. EBC ile EBC burası. DBC'yi söylemiş. DBC. Arkadaşlar bunlar da birbirlerinin 180'i tamamlamıyor. Dolayısıyla bu da yanlış oldu. C şıkkıma geldim. ABE. ABE şurası arkadaşlar. Burası ile EBC demiş. EBC de burası. Ve bakın arkadaşlar bunlar EB ışınından dolayı hem komşu açı oluyor hem de birbirlerini 180'e tamamladığı için komşu bütünler açı olmuş oldu. Doğru şıkkımı C şıkkımı işaretliyorum. Videomun sonuna geliyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.